İkinci sunum A Review of Dimension Direction of Arrival Estimation and Its Applications. Peter Obimo'nun hazırladığı sunumu dinleyeceğiz. Üçüncü olarak A Dormitory Selection Study for International Students Case of İzmir çalışmasıyla Muhammed Enes Akpınar bizimle sunumunu gerçekleştirecek. Forecast Combinations in Time Series, Muhammed Beşir Katerji ve İdil Yavuz'un çalışması. Love and Ethics of Reliable Artificial Intelligence'da Endido'nun çalışması. Süremiz 15 dakika olmakla birlikte süremizin sonunda bizler sorularımızı sizlere yöneltebiliriz ya da diğer session'da bulunan katılımcılar. Sizlerden istirhamımız süreniz içerisinde sunumunuzu tamamlamanız. Hepinize kolay gelsin. İlk sunum için Halis burada sanırım. Kolay gelsin Halis. Buyur. Teşekkürler hocam. Hocam bana izin verdiniz mi? İkinci Halis yardımda. Bir dakika. Şu an katılımın bekleniyor gözüküyor da. Geleceğim. Katılıyor diyor. Bekleme odasında görünüyorsun. Tamam hocam. Sunumu gerçekleştirmek için izin vereceğim ama şu an gerçekleştirelim. Waiting room'da gözüküyorsun çünkü. Tamam hocam. Host'taki arkadaş burada mı bilmiyorum ama. Merhabalar. Evet, Family Kongresi. Benim isim de Mustafa. Merhaba. Aslında Mustafa Bahşi hocam, siz de waiting room'da görünüyorsunuz. Sanırım teknik bir durum. Hı-hı. Ama bağlantımız da var. Evet. Harisin de o şekilde. Yani hem bağlantı var. Aslında co-host da yaptım ben kendisini. Tamam. Şu an ekranı paylaşabiliyor musun Halis? Share screen çıkıyor mu sende altta? Ha, tamam, geldi hocam. Tamam. Evet. Ona tıklayarak paylaşabilirsin. Geldi. Tamam. Screen dedikten sonra hocam, aktifleştirdiniz mi? Aktifsin şu an sen. İkinci cihazım. Hı-hı. Ekran paylaşmak için. Evet, screen dedikten sonra screen demen yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Çıkıyor mu sende? Sonra da share diyeceksin. Share screen diyeceksin. Screen çıkıyor zaten olarak. Share diyeceksin. En altta bak şeyler olacak. Security, Participants, Chat, Share Screen, Record, Reactions diye. Ben denedim ikinci cihazımda hocam. İkinci denedim ama çalışmıyor. Şöyle yapalım, sen çek, tekrar gir olmazsa. Biz tekrar seni bastıralım. Peki. Ama telefonda olabilir. Maybe. Şöyle yapalım. Seni tekrar alalım. Geldi, telefonunda şu an görüyoruz telefon. Evet, çünkü ben kullanmak isterdim bilgisayar. Bilgisayar, bunu kapatırsan bilgisayarındaki oturumu açabilirsin. Ama buradan da yapabilirsin. Çok sorun olmaz bizim için. Tamam. Görebiliyoruz çünkü. Tamam. Tamam. Kolay gelsin sana. Süren 15 dakika. Tamam, teşekkürler hocam. Merhaba herkese. Teşekkürler geldiğiniz için. Bugün sizlere fotovoltaik jeneratörlerin uygulandırılması için sayısal yöntemlerle birlikte sezgisel yöntemlerin optimizasyonu konusu altında bizim çalışmamızı size anlatacağım.
sunum planı, amaç, giriş, malzeme ve yöntemler, bulgular ve tartışma, sunuç, teşekkür ve kaynaklar. Amaç, bu çalışmanın amacı sezgisel yöntemlerin neden olduğu fotovoltaik jeneratörlerin aşırı boyutlandırılmasını azaltan bir boyutlandırma yöntemi sunmaktır. Bu yöntem, haftalık elektrik enerjisi talebinin haftanın günleri arasında büyük ölçüde değiştirdiği özel durumlarda sezgisel ve sayısal yöntemlerin bir kombinasyonu olup aha bağlı olmayan yani izole veya otonom fotovoltaik sistemlere odaklanmaktadır. Güneş giriş olarak güneş enerjisinin elektrik enerjisine fotovoltaik panellerle dönüştürülmesi her gün, her geçen gün popüler hale gelen çok yaygın bir teknolojidir. Tasarımcıların hedeflerine geniş bir süre boyunca mevcut tüm meteorolojik verilere bağlı aranan güvenilirlik ve asasiyet derecelerine enerji talebinin profiline bağlı olarak fotovoltaik jeneratörlerin çeşitli boyutlandırma yöntemleri vardır. Birinci olarak sezgisel yöntemler. Onların özellikleri şöyle farklı alt sistemler arasında bir ilişki kurmamak, güneş enerjisinin rastgele doğasını hesaba katmamak, güneş gelen ışınımının en düşük aylık ortalama değerine yani en olumsuz ay dayanmak ve maksimum günlük enerji talebine dayanmaktır. Ve sonucu aşırı ya da zayıf boyutlandırma, güvenilirlik düşük ve boyutlandırma basit ve kolay. İkinci sayısal yöntemler. Onların özellikleri her bir zaman dilimi için yani saatlik ya da günlük sistemin enerji dengesi ve pilin şarj durumunu hesaba katmak, saatlik veya günlük ortalama güneş enerjisi verilerini ve enerji talebi simüle etmek, yük kaybı olasılığına dayanmak ve sonucu sistemin enerji ve ekonomik maliyetinin optimizasyonu, güvenilirlik daha yüksek, boyutlandırma karmaşık. Analitik yöntemler, özellikleri, güvenilirliğe bağlı olarak fotovoltaik jeneratörlerin boyutlarını veren denklemlere dayanmak, denklemlerin kat sayılarını bulmanın zorluğu, denklemlerin konuma bağlı faktörler içermeleri ve sonucu sistemin enerji ve ekonomik maliyetinin optimizasyonu, güvenilirlik daha yüksek ve boyutlandırma çok karmaşıktır. Ve sezgisel yöntemlerin en yaygın yöntem şudur. Fotovoltaik panellerin toplam gücü bu aşağıdaki bağlantı ile ifade etmektir. Burada gördüğümüz gibi bu yöntem maksimum günlük elektrik tüketimini evet saymaktır. Pil elemanlarının toplam kapasitesini toplam kapasitesi aynıdır. Burada maksimum günlük tüketimini saymaktır. Ve bu haftalık elektrik enerji talebi profili bir örneği. Gördüğümüz gibi eğer maksimum enerji talebini sayarsak gördüğümüzde mesela salı, perşembe ve pazar günlerinde enerji üretimi çok fazla olacak. Bu aşırı
boylandırma demektir. Ama eğer ortalama günlük enerji tüketimini sayarsak, burada aşağı boylandırma yok olur ama pazartesi, çarşamba ve cuma pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri enerji eksik olacaktır. O zaman nasıl eksiklik karşılanacaktır? Nasıl? Bunun çözmek için depolama uygun bir yöntemdir. Bu yüzden fotovoltaik panellerin toplam gücü yeni bağlantısı şöyle olacak. Yani maksimum enerji talebini değiştirdik. Şimdi haftanın enerji talebinin günlük ortalamasını aldık. Ve depolama boylandırmak için yani yeni bir algoritma geliştirdik. Ve bu algoritma hususları şudur. Bir gün güneş doğuşunda başlayıp sonraki günün güneş doğuşunda biter. Depolama için 2 günlük bir otonomi talep edilir. Yani bir gün sonunda depolama öndeki 2 günde güneş ışınımı yetersiz ise o günlerin elektrik enerjisi talebini karşılamak için yeterli enerjiye sahip olmalıdır. Ve bir haftanın 7 günü vardı ve pazartesinden pazara salmaktadır. Şu algoritma, geliştirdiğimiz algoritma öyle. Yani şimdi bu sonunda bu il elemanlarının toplam kapasitesinin bağlantısı. Bulgular ve tartışma. Bu çalışmada önerilen kombinasyon yöntemi Kamerun'da Douala şehrinde bulunan hayvansal üretimlerin geliştirilmesi ve sömürülmesi şirketi olan Sodepan'ın aydınlatması için elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir fotovoltaik jeneratörün boylandırılması için planlanmıştır. Ve sonuç olarak bu şirketin hafta boyunca aydınlanmasının günlük elektrik tüketimi burada ortalamasını aldık. Bu aylık ortalama günlük güneş ışınımını bu en unutsuz ay aldık. Ve sonuç olarak bu tabloda gördüğümüz gibi oran, yani sezgisel yöntem ve geliştirdiğimiz yöntem ile karşılaştık ve gördüğümüz ki sezgisel yöntemle fotovoltaik panellerin toplam gücü bizim geliştirdiğimiz yöntemden 3 kattan daha yüksek ve pil elemanlarının toplam kapasitesi biraz aynı, daha düşük ama çok değil. Ve sonuç olarak bu çalışmanın amacı sezgisel yöntemlerin neden olduğu fotovoltaik jeneratörlerin aşırı boylandırılmasını azaltan bir boylandırma yöntemi sunmak olmuştu. Bu yöntem haftalık elektrik enerjisi talebinin haftanın günleri arasında büyük ölçüde değiştiği özel durumlarda sezgisel ve sayısal yöntemlerin bir kombinasyonu olup ağa bağlı olmayan yani izole veya otonom fotovoltaik sistemlere odaklanmıştır.
Bulgular önerilen boyutlandırma yöntemi ile elde edilen fotovoltaik panellerin toplam gücünün ve daha yüksek bir güvenilirlikle birlikte batarya elemanlarının toplam kapasitesinin modifikasyon olmadan kullanılan sezgisel yöntemlerin formülleriyle elde edilenlerden sırasıyla 3 kaçtan daha az ve 1.18 kattan daha yüksek olduklarını göstermektedir. Yani bu özet olarak öyle bulduk ve teşekkürle ilginiz için. Oralarınız bekleniyor. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sunumun için. Sorusu olan varsa yöneltebiliriz. Eris, bunu uygulamaya başladınız mı? Başlayacak mısınız Kamerun'da? Uygulaması bilmiyorum eğer başladılar. Çünkü bu iş yani 5 ay önce yaptık. Yani şimdi eğer isterlerse o zaman bizi arayacaklar. Yani öyle. Arar isterlerse yaparız diyorsunuz yani. Evet hocam. Tamam inşallah. Sen kameranı da bir açabilirsen bir fotoğraf da alalım senin. Lütfen hocam. Kameranı açabilir misin? Evet. Sen sanıyorum telefondan bağlandın. Sunumu paylaşınca kameran açılmadı. Tamam, sıkıntı yok. Teşekkür ederiz. Evet, rica ederim hocam. Teşekkür tamam. ederiz tekrardan. Mustafa hocam ben de teşekkür ederim. Buyurun. Ne demek hocam? İkinci sunumumuz A Review of Two Dimensional Direction of Arrival Estimation and its Applications. Peter Neyengesah Abimo. Burada mı acaba sunumunu yapmak için? Hoş geldin Abimo. Sunumun için seni bekliyoruz. Var mı sunumdan önce bir şey söylemek istediğin bir şey? Muhtemelen host yapılmışsın. Evet yapılmışsın. Sunum yapabilirsin. Ekranı paylaşıp başlayabilirsin. Seni dinliyoruz. Buyur. Good morning, and I'm called Peter Nyongesa Obimo. I'm going to take you through a presentation on review of two-dimensional direction of arrival estimation and its applications. So welcome everyone, the hosts and the moderators, welcome. So I'm from Dokuzelu University from Department of Electrical Electronics Engineering. So this is basically presentation on the estimation of the direction of arrival of an impinging electromagnetic signals on antenna arrays. So my outline will be, I'll start with an introduction, then I'll take you through a small problem statement, then we'll discuss factors that affect DOA estimation, then I'll take you through DOA estimation applications, some specific selected applications, and then we'll do some, I've done some comparative analysis using MATLAB, which I'll take you through, and we'll do some conclusion and see some references that I used. So in introduction, direction of arrival, as I've mentioned earlier, is basically the process of determining the direction from which propagating electromagnetic waves impinge on an antenna arrays. And this is critical for, especially when we want to focus or ensuring that we refocus the received or transmitted signals in a desired manner, so that now we reduce the interferences and we enhance the capacity and throughput of the network.
And it's mostly applied in especially geophysics, where it's applied in the radio astronomy, in sonar, in radar tracking, in seismic estimations, especially the earthquakes, to know specifically where there is the earthquake is, its epicenter. And it's also applied in cellular communications, where we have the millimeter waves, GSM communications, the space division multiplex access, the code division multiplex access. It can also be applied in that. And lastly, it also finds its application in biomedical applications, like in telemedicine, especially the ECG systems. So DOE estimation ensures wireless communication systems realizes enhanced capacity and throughput, and also quality of service and interference suppression, especially the co-channel and multipath interferences. And different algorithms have been developed for super resolution estimations, and extensive research is still currently being undertaken to ensure that we can find better estimating algorithms. And this one is mostly preferably done on antenna arrays, because it's through antenna arrays that we can find, we can beamform in a particular direction that we require to give us flexibility in realizing the direction of arrival of the signals. So in the problem statement, basically wireless communication sector, despite of its high advancements, but still it has challenges, especially because we know that the lower bandwidth is being overloaded. So people are moving to higher spectrum of the frequencies. But unfortunately, at those higher spectra, the problem becomes that now it requires high speed. And this high speed, it also requires high data speeds. So that high data speeds leads to what we call now the interferences, because at that level, there is too much data, there's too much congestion. So there is interferences of co-channel interference and also the multipath interferences. And the also emerging technologies require higher resolution capacities, because as we know, everybody's using a smartphone, and all these smartphones are generating data. And the data now we need higher capacity systems that can be able to cope with the humongous communication data that we are generating. And now there are several techniques that have been adopted in tackling these issues. One of them, which now I'm tackling, is about redesigning the antenna, where now the antenna, the direction of arrival falls, but there are also other ways that have also been, other techniques that have also been adopted, that are also being adopted, like employing the enhanced modulation, multiple access and switch techniques. We also have spectral efficiency algorithms, and we also have techniques that employ detection protocols, developing new detection protocols. So in a nutshell, what I'm trying to describe is in this figure here. So we can see if we have two different base transceiver stations, assuming now we are in a cellular communication system, and we have two cells that have been programmed in the same, we're using the same frequency, and we see that this frequency, if we have our user at the mobile station here down here, then we see that if the desired is coming from this transceiver station, then we also have, if this other mobile network is also operating at the same frequency, then we are going to have what we call co-channel interference. And at the same time, although we still have the same desired frequency, but because of the path, the different obstacles along the path, we are going to have reflections of the transmitted signal. So the signal is going to follow different paths. So when it arrives with what we call a phase difference. So that phase difference can cause the low quality of service when of the person who is using the mobile device. And the same can also happen in a satellite communication system. So these interferences are what I'm trying to address using the direction of arrival estimation. So different factors affect this direction of arrival estimation, and some of the factors include
the signal to noise ratio, and also we have the aperture, antenna aperture, which is specifically the effective antenna surface area oriented perpendicular to the impinging electromagnetic waves. And we have also the sources interspacing distance. So the way the sources are interspaced, the spacing between the sources can affect our the resolution of our sources that we receive. Other factors also include the number of snapshots, which is basically the number of signal samples per unit time. And we also have coherency of the signal sources, and we have intersensor spacing and number of array elements. Amongst these factors, that the why I'm not really dwelling much on them, amongst these factors, the factors that affect the DOA estimation most are normally signal to noise ratio, and we have the number of elements that we use for estimation, and also the inter-element spacing. Because now, depending with the number of elements that you use for estimation, as you're going to see in my simulations, they are going to affect the number of sources that you can resolve. If you use more elements, then you can resolve more sources with it. If you use lesser elements, you can resolve lesser sources. And then the number of snapshots and the number of the signal to noise rate, they affect your resolution. So in, for example, if your number of snapshots is lesser, then the resolution is very poor. And also if the signal to noise ratio that you're using is low, then you're going to see that also the resolution is very low. And also the in your power pseudo spectrum is going to have what we call ambiguous DOAs. So these ambiguous DOAs can sometimes affect the angles that you resolve. So I'll take you through a small difference between what we're calling smart antennas. We have two categories of smart antennas. The first category is called switched beam antennas or switched beam arrays. So in these switched beam arrays, they are designed and they are the beamforming is predetermined at the design time, where we already know that this particular antenna is going to radiate in this particular area only or this particular region only. So as we can see, so the problem is that you cannot, after we've installed the antenna, we cannot redesign or we cannot redirect that particular beam or the direction that it's going to radiate on. And then we have also another second category, we have adaptive array antenna. So with these adaptive array antennas, they are the beam is radiated in only the direction that we intend. So in the DOA estimation algorithms, we prefer using adaptive array antennas because, as we can see here, we can redirect the beam to only to radiate in the direction that we intend only. So as we can see here, assuming we have three users in these two scenarios, we have three users here. So we can see this, our third user in this case, he's dwelling on partly on the signal of the first user and the second and the third user. So in this case, assuming if we do not designate his signal here, then we can assume that this user can be an interferer to these two users here. But as we can see in this adaptive arrays, every user has their own designated beams. So in this case, there is totally no interference that can occur here. So, Peter, yes. Last five yes. minutes, okay? Okay, I will try and utilize that one only. So we can do simulations or in determination of the DOAs, we can either use the uniform linear arrays or we can use sparse arrays. The problem with uniform linear arrays is that they limit us in the number of sources that we can resolve. But if we use sparse arrays, like example, co-prime arrays, then we can resolve up to M squared, where M is the number of elements that we're using. So here, I'm just going to give you analysis of co-prime arrays. So if we have a co-prime array here, then we can, in the analysis or in the determination of how we can resolve it as an unfolded co-prime linear array or a decomposed co-prime linear array. Here, this is decomposed, this is unfolded. And if we were to now resolve two-directional DOA, then we need at least our array should be in two dimensions. So here we have one here. This is normal DOA or normal co-prime array. And then here we have what we call an unfolded co-prime array for resolving two-dimensional DOAs. So for uniform linear array,
if this is our array, then, and these are the incident plane waves, then our DOA is tries to estimate or tries to refigure this phase shifter so that the signal that we receive is in a manner that it can be able to now give us the correct DOA or give us, tell us the direction of the signal that is that we are receiving. And now I have the theoretical model here that we can, so if time would have allowed us, I would have taken you through. But basically what we're trying to say is that determination of DOA, direction of arrival, is basically trying to find this time delay between the time that this first element receives the signal and the time that elapses between when this signal is received in this first reference element and the time it's received in the second element here. So there are several existing DOA methods which I'll not dwell on, but I'll just mention in passing. We have extrema searching techniques. We have delay and sum techniques. We have minimal variance distortionless response technique. We have multiple signal classification technique or music. And we also have others like matrix shifting technique. We have polynomial root techniques. We have Fourier transmission techniques. So in summary, what I want to say about those techniques is that music is normally regarded as a super resolution technique, as you're going to see. So here I've simulated a few diagrams here to just show us how they behave. So if we use beam scan algorithm to estimate, these are, we can see the resolution is very poor. If we use minimum variance distortionless, it now improves, but still not very good. But if we use music, it's very okay. So we can see that we are pointing, these are the true doors. But Peter, mikrofonun kapandı. Seni duyamıyoruz. Yanlışlıkla kapattın sanırım. You are... Yes. Can you hear me now? Okay. So I was here at where I was trying to explain about if we want to, We'll continue. Yes, I can continue now. So I was trying to explain that if we use music algorithm, then we're seeing that it can give us sharper resolutions where, but unfortunately still, we have ambiguous DOAs. So our aim is now to how we can reduce this ambiguous DOAs so that we only have these particular specific true DOAs. So here I'm using now the arrays for two dimensions. And if I use a normal coprime array with the decomposition, then we are seeing the ambiguous DOAs are still appearing there. But if I use now the if I use the unfolded coprime L-shaped array, then I'm seeing that now I've managed to resolve them. So these ones, I managed to simulate them in my own MATLAB, and these are the results. So we can see that the resolution is very high, and it's giving us true DOAs at exactly the true points that we expected them to appear. So in conclusion, basically, I'll say that music is the, if we were to use estimation, to choose an estimation algorithm, then it's better we use music because it's a super resolution algorithm. In applications, I'll just go in passing. So we can apply it in communication systems where now it will determine because since in the determination or in planning of the cellular networks, we know the frequencies are shared. So if to eliminate that one, if we apply DOAs to eliminate the issues of co-channel and multipath interferences, we can also use it in radar tracking. It can also be used in radio astronomy. We can also use it in seismic event predictions, where it can help us in determining the epicenter, the hypocenter, and the centroid of the earthquakes. And it can also be used in telemedicine. So and also in signal processing, in acoustics, where we want to find maybe a specific, where the sound is coming from, the specific direction where sound is coming from. So in conclusion, DOA estimation is critical in enhancing operability of wireless communication systems. And through rigorous research, we have super resolution and low complexity algorithms being developed. And 2D DOA estimation using unfolded coprime L-shaped array gives better resolution results or resolution than the coprime L-shaped array.
and super resolution DOA estimation algorithms can lead to super efficient networks. So those are the references that I used. Thank you, and I welcome any question. Thank you for your presentation, Peter. Is there any question? Tekrar teşekkür ediyoruz. Sıradaki sunumuz Edermüşü Selection Study Force International Students Case of İzmir. Muhammed Enes Akpınar sunum yapacak. Burada mı acaba? Açıyorum hemen sunumu. Tamam. Peter sunumu sonlandırdı. Muhammed Enes de açsın. Tamam. Başlayalım. Sunum geldi mi hocam? Görebiliyor musunuz? Şu an yok Enes. Tamam, tekrar deneyelim. Geliyor. Şu an başladı. Öyle mi? Tamam. Evet. Biraz bekleyelim. Gelecek gibi duruyor. Tamam. Evet. Şu an sunumunu görebiliyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Kameranı açarsan mutlu olur sunum yaparken ama zorunda tamam. Değilsin. Mümkünse. Evet, ses geliyor değil mi hocam? Şu anda problem yok. Hiçbir ses problem geliyor, yok. Geliyor. Hocam kamerayı da açalım hemen. Tabii hemen açalım. Sunumunu da görüyoruz hocam. Tamam. Sesin de geliyor. Sıkıntı yok. Herhalde bir problem yok. Şu anda başlayabiliriz. Başlayabilirsiniz hocam. Kolay gelsin. Tamam. Herkese merhaba. Tam ekran yaparsanız daha iyi olur. Tamam, yapalım hocam. Evet arkadaşlar merhaba. Enes Akpınar, CHB Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi doktor olarak çalışıyorum. Sizlere bugün yapacağım sunum konusu uluslararası öğrencilerin bu karşılaştıkları yurt seçim problemleri var. Bunlarla ilgili bir çalışma yapmıştım. Onu paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu seçim problemleri dediğimiz kavram hayatımızın her aşamasında karşımıza çıkan kavramlardan bir tanesi. Ve mesela hani bunu daha rahat anlatmak için bir ürün satın alırken bile belli başlı karar kriterlerimiz var. Bu kriterleri en uygun düzeyde sağlayan, yani kar veya karşılayan diyebiliyoruz. Karşımızda bu bir telefon olabilir, bir araba olabilir, bir ev olabilir. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Bu tarz ürünleri satın alırken kriterleri dikkate alarak en uygunu karşılayan alternatifin seçilmesi literatürde bu çok kriterli karar verme problemi olarak geçiyor. Burada genelde farklı yöntemler var. Mesela analitik hiyerarşi süreci gibi, AHP, duyulan işte, TOPSIS yöntemleri, Prometa yöntemleri gibi farklı yöntemler var. Bu yöntemlerin hepsinin kullanım yeri ve amacı genellikle böyle fazla kriterin olduğu, fazla alternatifler arasından en uygununun seçilmesi üzerine. Ben de bu çalışmada bir yurt seçim problemi üzerine, yani uluslararası öğrencilerin mesela tabii şu pandemi döneminde özellikle ülkemizde hani git gel olmuyor, dersler online devam ediyor ama yurt seçim problemlerinde hani öğrencilerin karşılaştığı, daha önceki yıllarda sivil toplumlarda tabii aktif yer aldığımız için öğrenciler hangi tarz problemlerle karşılaşıyor? Bu yurtlarda onlardan bir tanesiydi. Ve burada bu yurt seçim probleminin doğrusal fiziki, linear physical programming diye bir yöntem var. Bilenler veya bilmeyenler vardır. Bu yöntemle seçilmesi üzerine temeline dayanan bir çalışma.
Bu yönteme baktığımızda da analitik araç süreci ve amaç programlama gibi genellikle çok kriterli karar verme tekniklerinin temel amacı bildiğimiz gibi fayda fonksiyonunu formülasyon içinde ağırlıkların karar verici tarafından belirleniyor. Yani AHP, TOPSIS, onun gibi yöntemlerde siz her bir kriter için belli ağırlık belirliyorsunuz ve bu ağırlıklara göre en uygun alternatif seçilmesini sağlıyorsunuz. Burada da doğrusal fizik programlamada 4 adet sınıf var. Bu sınıflardaki fonksiyonları kullanarak karar vericiler ağırlıkları ifade edebiliyor. Şimdi onu birazdan göstereceğim. Her bir kriter için belirlenen tercih değerlerine göre doğrusal fiziki programlamaya özgü bir algoritma tarafından kriter ağırlıklarını bu şekilde belirliyoruz. Dolayısıyla hani karar verici ağırlık belirleme sürecinde doğrudan yer almıyor, sınıf belirliyor. Bu şekilde aklımıza kalabilir. Burada 4 tane sınıftan bahsediyoruz. Yani küçük olanın daha iyi olduğu, işte yani 1S'ten 4S'e kadar, işte aralık değerinin daha iyi olduğu gibi. Burada doğrusal fiziki programlamada tabii bu sınıf değerlerinin olması karar vericilerin özel karar vermeden kaynaklı hatalarını minimize ediyor. Böyle de bir avantajı var. Yani siz net değer vermiyorsunuz, bir aralıklı değer veriyorsunuz herhangi bir kriter için. Burada bir sonraki grafikte de mesela 4 tane sınıfımızın gösterdiği değerler var. İşte ideal mesela birinci sınıfta az olanın daha iyi olduğunda işte ideal değer, istenilen tolere edilebilir gibi aralıklar var. Dolayısıyla buradaki sınıf fonksiyonunu kullanmamız dediğim gibi karar vericinin burada aralık veriyor. Yani mesela 1S sınıfında ideale olan, ideale yakın veya tolere edilebilir, yani aralıkta bir değer vermesi buradaki o özel karar verme hatalarını ortadan kaldırıyor diye tanımlayabiliriz. Doğrusal fiziki programlama yönteminde adımlarımız var tabii ki. Öncelikle burada o class sınıf fonksiyonlarının belirlenmesi gerekiyor. Her bir sınıf fonksiyonunda belli değerler var. Bunlardan bahsetmiştim. Ve sonrasında ağırlık algoritması kullanılıyor ve her bir alternatif için toplam sapma değerler hesaplanıyor. Sapma değerler sonucunda da en düşük sapma değere sahip olan alternatif seçilebiliyor. Burada mesela yurt seçim sürecinde genellikle öğrencilerin işte üniversiteye mesafe mesela önemli bir kriter baktığınız zaman. İşte Wi-Fi imkanlarının olması, yemek çeşitliliği, sıcak su imkanları ve ücret genelde hani benim gördüğüm burada yapılan dikkat edilen kriterlerden bazıları. Tabii bu hani sonuçta bir çalışma. Bu çalışmanın genişletilmesi aşamasında tabii ki bu kriterler arttırılabilir ve farklı önerilerim de var çalışmanın sonuç kısmında. Burada bu kriterlere uygun mesela yurtlar arasında işte siz artık burada sınıfları belirliyorsunuz. İşte kabul edilemeyen aralık birinci kriter için 2 veya daha az, asla istemeyen 3-5 gibi. Her bir kriter için aralık değerleri, hani az önce söylediğim gibi aralık değerleri tanımlanıyor. Sonrasında burada tabii karar verici mesela şimdi bir öğrenci üzerinden gidiyoruz. Bu öğrencinin hedef değerleri var ve belirlediği, örnek veriyorum, İzmir'de diyelim ki 5 tane yurt var. Bu yurtların her birini işte tablo ölçek gibi değerlendiriyor, puanlarını veriyor. Ve sonrasında işte C++ artık bunun hesaplamaları yapılıyor ve hedefler sonucunda sapma değerler hesaplanıyor. Bu sapma değerlerden en küçüğünün az önce de ifade ettiğim gibi seçilmesi imkanı. Burada tabii bu yurt seçim problemi, hani dediğim gibi bunu yani bir telefon alırken bile, hani bu tarz yöntemler, bir araç alırken, ev alırken dediğim gibi hani tabii ki oradaki süreçler biraz daha farklı olabilir ama bu yöntemin kullanılabilir. Mesela özellikle hatta ben şu sonuç kısmından da bağlayayım orayı. Bu yurt seçim probleminin giriş kısmında da ifade ettiğim gibi özellikle uluslararası öğrenciler açısından, misafir öğrencilerimiz açısından karar verme aşamasının zor olduğu, hani genellikle böyle işte üniversiteye yakın olsun, o ön plana çıkıyor kriter olarak ama diğer kriterlerin de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Burada literatürüne açıkçası baktığımda çok fazla çalışma göremedim. Dolayısıyla bu makalenin, bu çalışmanın daha doğrusu genişletilebilir olması önemli bir avantajı. Burada uygun 5 kritere göre 5 alternatif arasından en uygununu seçmeye çalıştık. Ve bir öğrenci üzerinden gittik tabii ki burada. Bu çalışmanın geliştirilmesi, dediğim gibi hani farklı öğrenci sayılarının dikkate alınması, kriter sayılarının arttırılması, onun dışında alternatif sayıların arttırılması gibi yöntemler hani gelecekte yapılabilecek çalışmalar açısından dikkate alınabilir. Bununla birlikte hani farklı çalışmalarla kıyaslama aşamaları da yapılabilir. Ve tabii bu doğrusal fizik programlama yönteminin literatürü biraz araştırılıp yeni çalışmalarda da kullanılabilir. Özellikle mesela bir uçak seçimi çalışmasında bile ben hani kullanıldığını gördüm yöntemin.
Onlara çok detaylı girmedim ama özellikle tedarikçi seçimi çalışmalarında, malzeme seçimi çalışmalarında, bu tarz karar verme aşamasının zor olduğu seçim çalışmalarında kullanabilirsiniz. Hani siz de açıkçası bu alanda çalışmalar bilmiyorum yapıyor musunuz ama yapabileceğiniz bir alan. Dediğim gibi hani bu yöntemin avantajı esnek karar verme imkanı sağlıyor net ifadelerden ziyade. Bununla birlikte de bu öznel karar vermedeki hataları ortadan kaldırıyor. Çünkü tolerans değerler, aralıklı değerler ifade ediliyor. Ve bir diğer gelecekte yapılabilecek çalışmalarda tabii ki bulanık ortamda modellemeler yapılabilir. Burada hani net ifadeler dışında bulanık yani fuzzy logic mantığına dayalı gene dilsel ifadelerin kullanıldığı yöntemler de işte fuzzy AHP mesela fuzzy topsis şeklinde farklı yöntemler de var. Hani bu fuzzy'yi de biraz daha bulanıklığı da işin içerisine katarak farklı yöntemler de açıkçası önerebilirim. Hocam benim sunumum bu şekildeydi. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Soru varsa cevaplayayım. Biz teşekkür ederiz. Elinize sağlık hocam. Tamam. Çalışmanız için. Sorularımız varsa alabiliriz dediğimiz gibi. Bekliyoruz. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Sıradaki sunumumuz Forecast Combinatives Combinations in Time Series olacak. Muhammed Metin Beşir Katerji burada sanırım. Hocam. Hoş geldin Muhammed Beşir. Başlayabiliriz sunumunu başlattın. Tamam. Yapmış hocam. Çıktı mı? Evet. Başladı. Seni görebiliyoruz. Sesini de duyabiliyoruz. Bir sıkıntı olursa aha, şey yaparız. Good morning. My name is Muhammed Beşir Katerji from Davos University. My topic talking about the combination, forecast combination in time series. I will start my presentation by giving a definition of time series and for some forecast combination and forecast combination techniques like Sparks-Granger and simple average ordinary least square. And finally, I would like to give an example and application in MS3 competition. Now, what is time series? Time series is a set of observations generated sequentially in time. So the simplest example of time series, temperature in our daily life. Uses of time series. Time series helps us to predict the future behavior, business planning, and compare the changes in the values of different variables in different time places. Here we have the four components of time series, the trend, seasonality, cyclical variation, and random or irregular movement. Definition of forecasting. The process making statement about event whose actual outcomes have not yet been observed. We have some forecasting model like NAVE, moving average, simple exponential smoothing, Holt, ARIMA, etc. It's important to distinguish between forecast and predict. Forecasting is estimated of value certain specific future time, while prediction is more generally evaluation of variable. Difference between in-sample and out-sample forecast. In in-sample, data that we know at the time of model building and that we use build to model, while the out-sample data was unseen when the building model. The first one of the forecast combination model is NAVE model. This method considered the simplest method in forecasting. We have three times. If the time series stable series, the variation around an average. If the time series has seasonal variation in the forecast for this season is equal to the value series last lesson. If the time series have trend, the forecast is equal to the most recent value of the series plus the difference between the last two values and of the series. Moving average model. Moving average model commonly used when the time series data to smooth out short time fluctuation, highlight longer terms trend or cycle.
exponential smoothing method. This type, we have three types in this section. One of them, simple single exponential smoothing, double exponential smoothing, and the triple exponential smoothing. We use a simple exponential smoothing when data has no trend and no seasonal. We use a double exponential smoothing when the data has linear trend and seasonal pattern. The last one, triple exponential smoothing, we use this section when the data has both linear trend and seasonality. ETC model, there is the three components of ETC model can be defined and ETS, where E refers to error, T refers to error trend, and S refers to seasonality. Moreover, each term can be used as the following ways: additive, multiplicative, and none. Here, this table show the two ways classification of exponential smoothing method. For example, if we take NN, this mean simple exponential smoothing. If take AA, additive whole pointers method, and so on. This table show the three types, the three ways of classification of the exponential smoothing. If we take, for example, ETCMNN, this means simple exponential smoothing with multiplicative error, and so on. Now, ARIMO model. ARIMO model stands for regressive integrated moving average and is specified by these three order, P, D, Q, where P refers to regressive and D refers to integrate, and the Q refers to moving average. Now, forecast combination, this is our topic. It consider a method to combine the result of several forecasts. If we went to talking about a combination, it's better to compute or to combine three or more method, not to use the individual model. Simple average model. This is the simplest model in the combination. It's used for this form, WI equal to 1 over N, where WI is the weight assigned model, I and the and is the number of forecasting model. Now, forecast combination, the second type of forecast combination is Butz and Granger model. Butz and the Granger model use the relative variance and covariance to construct weight and average of the forecast that minimize the mean square error and combine the forecasting. Weights and forecasts from different model inversely proportion their variance. The method with higher variance receives smaller height weight. This is the form of Butz and Granger. Ordinary last square, a method for estimating the unknown parameters, is a linear regression model. This method minimizes the sum of square vertical distance between the observed response in the data set and the response predicted by the linear approximation. In this finally, I wanted to give an example in M3 competition. I take the this time series. It starts from 1960 and into 1986. This table show in sample forecasting for this time series. There is an individual forecast and combination, three types of combination in this table. And I take forecast in this table here. The out sample forecast for each one can be shown in this table here. Now, to here out sample. Now,
According to this table above, we can know that the following, the lowest value of RMSE in sample is 142. And this value represents the SA. This means the small, simple average model, which is one forecast combination model. Now, the most, the lowest value in RMSE in our sample is 560. And this value represents the simple average model, which is also one of the forecast combination model. Clearly, we can say that the best model for forecasting is simple average forecasting forecast combination for these data. Now, conclusion. Choosing an individual method out of the set of available methods is more risky than choosing a combination. Therefore, in practice, when one chooses among methods and their combination, overall, the chosen individual method may have significantly worse performance than the chosen combination. This is our reference. Thank you for listening. Thank you for your presentation, Mohamed. Is there any questions? Teşekkürler tekrardan. Son sunum için Antonio Endillo bizimle olacak. Law and Ethics of Reliable Artificial Intelligence sunumuyla. Burada mı bakalım? Evet, Endülo burada mı acaba? Antonio. Mustafa hocam, evet hocam. Bir arayayım ben kendisini de. Tamam hocam, bekliyoruz. Bir iki dakika bekletelim. Tamam. Herhalde bağlanmaya çalışıyorum, meşgule attı. Tamam hocam, zaten bir beş dakika öndeyiz. Olmaz. Bir dün yapamayan birisi vardı. Onu da bu oturuma şey yaptık ama bakalım. Tamam hocam. Hangi sunumda hocam? Zelil Muhammed. Alo. Evet.
Hocam Antonin Dolo bir mesaj yazdı da. Evet, yurt dışındayım diyor. Herhalde katılamayacak. O zaman oturumu sona erdirebiliriz. Mustafa hocam 15 falan diyor. 15'te boşluk olmayacak herhalde. Nasıl Alif? 15 geçe diyor. Ama 15 geçe boşluk yok diye biliyorum. Nasıl yaparız? Tamam, onu sonra bakarız. Tamamdır. Tamam, teşekkür ederiz Mustafa Hocam. Biz teşekkür ederiz. Müsait olan arkadaşlar bir kameralarını açarsa bir fotoğraf alalım. Beşir, Alif, Peter. Sara. Evet. Enes, senin kameranın önünde bir şey var. Karartıyor seni. Mikrofon da kapalı, duyamıyorum. Evet. Hocam şu an iyidir herhalde. Tamam. Evet, çektim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Oturumda görüşmek üzere. Çok kolay gelsin hocam sizlere de. Sağ olun. Tamam. Güle hocam. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler hocam. İyi günler. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler hocam.